Ayşe Hanım sen 3 puan senin gelinine mi vermiştin? Evet, tabii ki senin rica ederim. 3 puan verdin evet, sen Seni Hanım'ın gelinine ama o sana öyle bir şey demedi değil mi? Yok. Ne ben ne gelinim asla böyle bir şey söylemedik. Hatırını bile kırmadık. Ki sen daha düşük vermiştin. 3 vermiştin ama değil mi? Onun gelini ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Bir de yani yok hayır hiçbir söylemedi ve hiçbir saygısızlıkta bulunmadı. Canın sağ olsun dedi hepsi bu kadar. Ayşe Hanım benim çatalımı kullandığı için ben Ayşe Hanım'ın çatalını aldım. Yanlışlıkla falan bir şey olmaz. Olsun. Önemli. Şöyle kusura bakmayın. Ha, çiğ köfte için. Yok, bu sadece ikramlıklarınızı yiyebilirsiniz. İkramlık için ayrı tabak koyuyoruz. Ay, ben çiğ köfteleri hemen getiriyorum. Tamam, sağ ol. Çorbayı beğendiler ama Ayşe Hanım beğenmedi. Dünkü gelininden dolayı. O annemle biraz sıkıntılıydı ya, ondan dolayı beğenmediler. Ama beğenmesin de. Zaten belliydi, sivri dilli. Hem hamur olmuş, hem acı. Hem hamur olmuş, hem acı diyor. İkramlık, ikramlık o. Yani o da yani. Bak buna puan vermiyorsunuz Ayşe Hanım. Biliyorum, biliyorum. Pervan Bey. Acı hamur. Tamam. Ha, acı hamur. Beğenmedi için. Sabah yok, hiç benimki sade basfak. Seninki çiğ köfte değildi ki. Benimki incecik. Değildi ki, içli köfte değildi ki. Ama benimki incecik açmışlar. Çok ince. Hamur değil. Kaynanan beni savunur. İnanıyorum. Savunamazsa da artık ben devreye gireceğim. Yapacak bir şey yok. Çünkü o kadar gerçekten emeğim var. Ve bu haftanın en iddialı yarışmacısıyım. Menüme bakar mısınız? Yetiştirdim her şeyi. Böyle bir şey yok. Sizinki ben... mantı gibiydi yani. Ne mantı? Şekli, her çok şeyi. Çok güzel açmışlar. Ve pişmenişli kızarmıştı. Kusura bakmayın kıyması yani. Kıyması tadı güzel. Her şey güzel. Ama var ya, var ya bak çok çok güzel olabilir. Gene sözündeyim. O yaptı, bütün her şeyin üzerine örttü. Siz de öyle, çıkıp da öyle, orada gençler, diyebilirdiniz gençler, ki arkadaşlar ya, kusura bakmayın. Hani yok, benim gelinim size yok, saygısızlık yapmış. Ben gelinin adına özür dilerim. Gelinin adına özür diledim. Ama siz mutfaktan çıkmam. Biz göz göze geldik. Çıkışta mı diyorsunuz? Evet çıkışta. Demişim, göz göze demişim, geldik. Demişim gençtir. Ben de öyle söylemişler. Göz göze geldik. Dur Ayşe Hanımcığım bir müsaade et ne olursun. Ben baktım size. Çıkmanızı bekledim. En azından aynen, bir çıkıp kusura bakmayın diyebilirdiniz. Balkona işte, bile baktık balkona. Gece uyuyamadık. Öyle bir şey yaşanmasın da güle güle demesi gerekiyor. Hiçbir demesi şey gerekiyor yani. Yani. Hiç şey. Balkona baktık belki balkondan hani güzel bir şey sorayım yapar. Ayşe Hanımcığım niye uğurlamadın misafirlerimizi? Yani onlar aklımda gelmedi ama sen kalbinde gelme. Ama sen gelimin öyle. Sen ne güle bir misafir geldi zaman. Aklına mı gelmedi? Evinden 10 kişi çıkıyor ya fark etmedin mi bir boşluk oldu? Evine bir misafir geldiği zaman uğurlamıyor musunuz? Ben aşağı kadar uğurluyorum yeri geldiği zaman. Geri dönmesinler diye. Gelinim nerede düşürmüş? Eyle ağla 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 eyle gelinim. Kim ağladı? Gelinim çok ağladı. Biz de çok ağladık. Çok girmişler. Biz de çok ağladık. Gelinim ağladı. Kezban Hanım ağladı. O gelinim de çok ağladı. Sen görmedin mi? Hayır gelinim niye ağlıyor? Ben onu anlamadım. Gelinim niye ağlamadı ama üstüne çok girmiş. Onu da Gayri Hanım kendisi zırhıştı. Öyle uğraşmış, öyle yemek yapmış. Her şeyi ertesi. Ama herkes yapıyor. Her şeyi bitirmiş. Herkes öyle dört dörtlük yapmaz. Her şeyi yapmışlar. İşte dört dörtlük. Herkes dört dörtlük. Başım dik. Bir tek senin gelinin değil ama. Ama sen de hepsiler üstüne girmişler. Böyle Ayşe Hanım ki, lütfen. Herkes dört dörtlük yapma elinden geldiği tamam, kadar yetiştirmeye tamam, çalıştı. Tamam, bak. Ve herkes mesela emek harcadı. Bana senin bak, gelinin tutturdu. Ben 8'de kalkmışım. Bana bak, 8'de de yapmışım. Ya bunu herkes... Bu, Semih Hanım'ki de 8'de kalktı. Yani benimki de 8'de kalktı. Ayşe Hanım, siz bizi kovmaktan beter ettiniz. Siz ve gelininiz.